Hoş geldiniz. Ee, yine bir iddia var arkadaşlar. 2022'nin sonu e, kripto piyasasında tam anlamıyla dip olacak. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz ki aranızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. E, 2022'nin sonunda gerçek dip bölgesi artık orası neresiyse e, test edilmiş olacak diye bir iddia var. Şimdi... Ee, bu özellikle ne üzerine çıkıyor yani mantıklı mı mantıklı tabii ki çünkü e, geçmişteki ayılarda da arkadaşlar aslında e, hemen hemen yıl sonunda baktığımızda dip bölgesinin test edildiğini görüyoruz. Yani e, tarih bu şekilde tekrar ediyor doğru e, bunun haricinde haftalıktaki hareketli ortalamalar da nitekim yine ne yapıyor arkadaşlar yıl sonuna doğru aslında ortalama tam yıl sonuna denk gelecek bir vakitte. Dead Cross hareketi vermesinden dolayı bu şekilde bir görüş var. Ve aslında baktığımızda grafikler de dediğim gibi bu tarihlere uyumlu arkadaşlar. Şimdi tabii ki bunun olup olmayacağı konusunda da nitekim dünya ekonomisi çok fazla etkiliyor arkadaşlar. Ancak genel anlamda tarih bakımından baktığımızda evet tarih bu şekilde tekrar etti. Yani geçmişte bunları doğru gördük. Yani piyasada bir uyum var volatilite olsa da arkadaşlar piyasada zaman bakımından da bir uyum olduğunu zaten biliyoruz. Nitekim hareketler de şu an bu şekilde yani doğru evet. 2022'nin sonunda aslında tam anlamıyla bu ayı piyasasının dibi görülmüş olacaktır. ha Burada tabii ki sorular gelir yani bu dip neresi? İşte o tamamen gidişata bağlı. Yani o dip bölgesi şu an bulunduğumuz pozisyonda da kalabilir arkadaşlar. Ya da o zamanın şartlarına bağlı olarak ne yapabilir ee, baktığımızda yine e, diplere kadar da çekilebilir. Yani yükselen destek bölgesine kadar çekilme de görebiliriz. Bunun için de tabii ki piyasayı aktif olarak takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.